Heh, şimdi oldu. Merhaba arkadaşlar, merhaba. Canlı yayındayız, Instagram'dayız. Müzik On Air'den ben Cüneyt Diktaş. Birbirinden ünlü, birbirinden özel sanatçıları, konukları sizler için ağırlamaya devam ediyoruz. Bilal Sonses bugün konuğum olacak. Birazdan arkadaşlar, umarım internetimizde, canlı yayınlarımızda sorun çıkmaz. Güzel, şanslı, müthiş bir yayın olur bizim için. Evet, birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyoruz demiştik. İzleyemediğiniz, kaçırdığınız yayınları Müzik On Air YouTube sayfasından da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün Bilal Sonses bizlerle birlikte olacak. Benim özel sayfama ve Müzik On Air'e postunda yer alan paylaşımın altına yazdığınız soruları yazdım. Ben de tek tek düzenledim onları. Sizin sorduğunuz soruları soracağım kendisine. Merak ettiklerinizi yanıtlamaya çalışacağım. Evet, karantina nasıl gidiyor? Daha doğrusu sokağa çıkma yasağının bugün de son günü. Umarım yarın her şey serbest diye insanlar sokaklara üşüşmez diyoruz. Ve konuğumuzun gelmesi için son 2 dakika artık herkesin yavaş yavaş gelmesini bekliyoruz. Bu arada bizi nereden izlediğinizi söylerseniz, hangi şehirden, oralarda selam yollamış oluruz. Evet, bu arada Bilal Sonses geldiğinde bana da söylerseniz sevinirim. Çünkü ben göremeyebilirim arkadaşlar. Şuradan yine bakayım. Sanırım geldi. Evet. Umarım geldi. Merhaba. Hoş geldin, hoş geldin. Şimdi ayarlayabilirsem tam açısını. Hiç problem değil, bekleriz. Yani bekleteceğim sizi. Şey oluyor değil mi? Tekken farklı oluyor. İkiye bölündü mü farklı, evet, oluyor. Evet. İkiye bölünce biraz daha açıyı yukarı almam gerekiyor. Aynen. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Seni gördük. Daha iyi olduk. Teşekkür ederim. İlk önce ilk sorumu sorayım. Hemen başlayayım. Karantina nasıl gidiyor evde? Vallahi karantina gayet güzel gidiyor diyebilirim. Ben bol bol müzik yapıyorum. Yeni şarkılar yapıyorum. Yeni şarkılar yazıyorum. İşte film izliyorum, dizi izliyorum. O şekilde geçiyor. Alıştım yani ben. Alıştım. Şey, ilerleyen dakikalarda dizi ve film önerisi alacağız senden o zaman izliyorsan. Çünkü... Evet. Tamam, olur. Tamam. Bu arada senin benim yayınıma konuk olacağın günden itibaren hayranlarından bize müthiş sorular, mesajlar geliyor. Onları da derledim, toparladım merak edilenleri. Süper. Onlarla başlayayım istersen. Süper, seve seve. Tamam. İlk önce şunu sormak istiyorum. Hani müziğe başladığında ilk hangi şarkıyla tanındım diyebilirsin? İlk sıçramayı yaptığın an. İki kelimemden biri sensin diye bir şarkım vardı. Bundan, hı hı, yanılmıyorsam neredeyse 4 yıl önce. İlk yeni öyle tanındım diyebilirim. Peki mesela bir sorularımızdan biri daha var. Müzik yolculuğunda hiç, hı hı, müziği bırakmayı düşündün mü? Kırıldığın an oldu mu? Yani daha çok yeni hoş. 4-5 senelik bir, onun öncesi vardır tabii ki de, bizim tanıdığımız, evet, Bilal Sonses'ten, evet, bahsediyorum. Yani kırıldığın anlar oldu mu? Unutamadığın bir hani kırılma var mı? Ya kırıldığım, üzülme anlamında kırılma diyorsunuz değil mi? Evet, evet, evet. Kırıldığım, üzüldüğüm çok nokta oldu. Yani sen de biliyorsun, biraz çok normal bir sektör değil, yani çok normal bir iş değil bizim yaptığımız. Sen, aynen, çok iyi biliyorsun. Yani çok oldu ama hiçbir zaman böyle vazgeçmek aklım ucundan dahi geçmedi. Peki ben düşünüyor musun? Ben çünkü inandığım şeylerde. Peki sen bu yolda hani tesadüf değil değil mi? Yani şöyle, ben şarkılarımı çok güzel söyledim, gitar çalıyordum ama ben bu yolda bir şeyler yapmak istiyorum diyordun değil mi? Öyle kollarısı tabii, var. Tabii tabii, hiç tesadüf değil yani. Hiç işte böyle arkadaşlarım video çekmiş atmış, sonra şarkı patlamış vesaire, öyle bir şey yok. Bizzat kendi planlarımla, programlarımla çok şükür olmak istediğim yere geldim. Süper, süper.
Mesela müzikle ilgili daha sormaya devam edeceğim. Tamam. Beste yapmak mı yoksa birilerinin senin bestelerini söylemesi mi? Ünlü isimlerin. Beste yapmak mı? Pardon, şarkı söylemek mi? Şarkı Bestelerini kendin söylemek mi? söylemek mi yoksa birilerinin başkalarının senin besteni başkalarının söylemesi mi? Başkalarının söylemesi daha çok hoşuma gidiyor. Başkanın söylemesi daha çok hoşuma Evet. gidiyor. Çok şimdi böyle kısa kısa güzel cevaplar veriyorsun. Ben de normalde hiç bakmam ama şimdi saygımdan seni sevenlerine hepsini not ettim. Söz verdim onlara soracağın Çok sorular teşekkür diye. ederim. Ben de buradan bakıyorum. Ben belki çok soru vardır diye çok uzatmadan cevaplar veriyorum. Yok Ama yok güzel. uzatabilirim de. Yok sorun yok onda. Kısa cevap vermen güzel olur benim için hızlı gideceğim böylelikle. Peki Bilal Sonses neye sinirlenir? Akrep Burcu aslında biraz sinirli midir? Yani bilmiyorum. Kinci midir? Yani bilmiyorum. Ben çok büyük bir şey olmadığı sürece çok kinci değilim bence. Neye sinirlenirim? Ya saygısızlığa hiç şeyim yok. Tahammülüm yok. Çünkü ister Saygısızlık. istemez şundan kaynaklı o da. Ben elimden geldiği kadar çok saygılı olmaya çalışıyorum. Yani kelimelerimi özenle seçiyorum. İnsanlarla iletişim kurarken, konuşurken. İster istemez karşıdan da böyle bir hakkınız oluyor yani. Karşıdan da bunu talep etmek. Bu olmadığı zaman biraz sinirlenebiliyorum. Yani hiç ummadığın anda bu sektörde senin güvenini zedeleyen insanlar oldu mu veya işte bir anda şok olduğun karşılığı aldın mı hiç ummadığın? Çok çok özür diliyorum. Hemen şu telefonumu bir şarja takacağım. Problem değil. Bir daha bölünmemesi adına. Hı. Güzel bir açı da ayarlayayım. Çok özür dilerim beklediğim için de. Bir saniye. Şimdi ne yapabilirim ya? Yok bu böyle durmayacak. Şimdi Çok şarjım da bitermiş bir de. O yüzden öyle bir şey olsun istemiyorum. anladım. Şey Vallahi. ya ben bile zor tutturuyorum ediyorum. O biraz sıkıntı şu telefonun Evet. durma olayı. Şu bakayım. Şöyle elimde tutsam nasıl olur? Ama Ben yorulursun. Yok mu? biraz da olsun. Ben telefonum şarj oluyor sanıyorum. Meğer olmuyormuş. Ha O anladım. yüzden kusura bakmayın. Böyle iyi Sen şu an. bilir. Yok bizim için problem değil. En son ne demiştik? En Neye son sinirlenir demiştik. Evet. evet. Yani bu sektörde hani bazen böyle patavatsızlar oluyor mu veya ne denirler? Haddini aşanlar olabiliyor değil mi? Karşına çıkıyor. İster istemez karşımıza çıkıyor ama o insanlara gidip yani böyle sinirli bir tepki vermiyoruz tabii ki. Uzak durmaya çalışıyoruz. Aynen. En mantıklısı. Öyleyse daha sağlıklı oluyor. Peki hani şimdi ilk şarkını yaptın. Daha doğrusu yıllardır uğraşıyordun ve bir anda göz önünde olmaya başladın ve müthiş bir dinleyici kitlen oluştu. Çok sevimli olması bu seni böyle sevindiriyor mu? Bir yandan da sorumluluk, tedirginlik oluyor mu? Kesinlikle çok ağır bir sorumluluk oluyor benim için. Bir o kadar da sevindiriyor. Çünkü çok güzel mesajlar alıyorum. Yani konserlerde işte konser bitimlerinde kulise fotoğraf çektirmeye geldiklerinde çok güzel sözler duyuyorum. Yani insanlar dua ediyorlar. Ben onların dualarıyla ayakta kaldığımı düşünüyorum. Başta ailemin duasıyla tabii ki. Şöyle bir sorumluluk yüklüyor. Çok dikkat etmem gerekiyor. Yani kötü bir örnek olmam gerekiyor. Yanlış bir şey yapmam gerekiyor. Tabii ki yanlış yaptığım birçok şey vardır. Ama inşallah iyi yanlarımı örnek alırlar diyeyim ben. Özellikle küçük kardeşlerim için söylüyorum bunu. İnşallah diyelim o zaman. Peki askerde de seni müthiş bir şekilde hani dinleyicilerin galiba ziyarete mi gelmişler askerde de? Öyle bir şeyler olmuş galiba. Evet, öyle şeyler Nerede oldu. yaptın askerliği bu arada? İstanbul Maltepe'de. Maltepe'de yaptın. Evet. Bana çok yakın. Yani çok Anadolu'ya yakın. ben de çok çok uzağa gitmedim. Biraz komutanlarla ister istemez sorunlar yaşadım ama çok şükür geçti gitti. Oldu mu hafta sonları böyle fanların, dinleyicilerin geldi mi? Evet sağ olsunlar geldiler beni ziyaret ettiler. Çok çok teşekkür edeyim buradan onlara da. Belki Nasıl bir izliyorlardır. duygu? Yani o süreçte çok güzel bir duygu aslında değil mi? Askerdeyken hani. Evet. Zaten arkadaşlarım da geliyordu. Bir de o dönem seçim dönemiydi. Bir ara izinler iptal oldu. O hafta sonu. Zaten 2 hafta sonu geçirdim.
Birisi iptal oldu. Sonradan iptal değil dediler. Bir karışıklık oldu. Arkadaşlarım gelememişti. O yüzden ben arkadaşlarıma şey demiştim. Hani izin iptal oldu, gelmenize gerek yok diye. Ama dinleyicilerimi görünce tabii çok çok mutlu oldum. Bir de şey, o kadar izin alınıyor mu ya, mesela belli bir sınır var, mesela bir günde sana Cumartesi günü yarım gün, pazar günü tam gün oluyor. tam gün, ha, Tam gün devamlı derken gelebiliyor zaten. yani, kaç kişi gelirse gelsin ziyaretçi. Evet, ama cumartesi pazar sadece. Ha, anladım anladım. Evet, tekrar müziğe dönelim. Diyorlar ki kimlerle düet gelir bundan Kimlerle düet sonra? gelir? Yani Irmak'la bir düet planımız var. Irmak Arıcı'yla. Pınar Söğer'le bakalım, bir şeyler bakıyoruz, şarkı bakıyoruz. Onun dışında ben seviyorum yani, bu soru çok geliyor. Kadın ve erkek sesinin ben birleşimini çok seviyorum. Ortaya çıkan tadı çok seviyorum. Bunun da en büyük örneği işte Son Ses Müzik diye bir konsept yapmıştım ben kanalımda. Sevgili Derya Bedavacı'yla Sende Kaldı Yüreğim diye bir şarkı yapmıştık. Çok çok sevilmişti. Beklediğimizden daha çok ilgi gördü. Bundan çok mutlu oldum. İnşallah Senin bu güzel düetlerin sesimle. hepsi çok dikkat çekti. En son Seda ile yaptığın Evet. müthiş zaten. Evet, o da çok sevildi. Ben umarım bugünler bir an önce gelir geçer de o YouTube'daki konserime devam edebilirim. Birçok sanatçı arkadaşımı konuk almaya devam edeceğim. Çok güzel şarkılar da var. Çok güzel şarkılar söyleyeceğiz birlikte. Bunlar yakın planların arasında yani, Evet, diyebiliriz. planlar o. İsim, yani şu anda görüştüğümüz ve şarkı baktığımız isimler var ama kesin bir şey olmadığı için şimdi umutlandırmak da istemeyeyim böyle koyu dinleyicilerimizi. Ama 2020 yıl içerisinde birçok şarkı çıkartacağım yani. Üretken bir yıl olacak benim için. İnşallah şu koronavirüs de bir an önce bitsin. İnşallah, inşallah. Şarkılarınla, İnşallah. konserlerinle tekrar başlarsın. Peki Bilal, Son Ses'i biraz daha tanımak istersek eğer. Mesela nasıl bir insandır? Özel hayatında nasıldır? Mesela fobileri var mı? Müzik dışında nelerle uğraşıyor? Burada beni bir Fobilerim. hafta arayan. Evet. Valla yükseklik fobim var. Çok sevmem yükseği. Çok özür dilerim. Ben şey soruyu dikkatim dağıldı. Soruyu unuttum. Fobilerim var mı? Yani şöyle, özel hayatında yani nasıl bir insansın? Fobilerin var mı? Korktuğun şeyler var mı? Veya müzik dışında nelerle uğraşıyorsun? Çok Hani ev... sakin bir yaşantım var. Çok, yani normal günlük yaşantımla aynı böyle. Sakin biriyim bence. Fobilerim, yani yüksekten korkarım biraz. Onun dışında bir fobim var mı? Yok. Yok. Yok, bildiğim yok yani. Aynen. Şey diyorum, normalde nasıl duruyorsun biliyor musun? Böyle hani bir sert mizaçlı bir halim var Öyle mi? fotoğraflarda vesaire. Allah Allah, Yani bir de olabilir. akrep burcusun. Normalde çok burçlu bilmiyorum ama akrep burcunda arkadaşlarım vardır yani. Onlar yok, asabili, sempatiktirler ama böyle biraz hatalı biri oldu mu böyle unutmazlar hatayı. Sende de o var mı? Senin akrepten bir yaran var bence Yok diye ya. tahmin ediyorum. Yok, var mı? Yok öyle bir şey de, hani şey olarak dedim, böyle onu çevrelerinde unutmazlar ya, kincidirler biraz, o yüzden diyorum. Senin Yani aslında şarkılarında da var aşktan yana, yani unutmadığın şeyleri çok iyi anlatıyorsun sözlerinde. Teşekkür ederim. Valla bilmiyorum, çok kindar olduğumu düşünmüyorum ya ben. Yani çok çok büyük bir şey olması gerekiyor ki unutmayayım yani onu. Ama büyük bir şey olsa da unutmam gerçekten. Aynen, aynen Bu öyle. şey Bu yazarım. arada Seda Tripkolik de bizi izliyor. Selamlar, sevgiler. Onu da Evet, konuk selamlar, sevgiler. almıştık. Selam. Senin de yaran var dedin ya, ona gülüyorlar şu anda kahkahalarla. Mesela devam edeyim yine, özel totemlerin var mı? Mesela uğurlu sayım veya işte konsere çıkmadan önce şu şu şeyleri yaparım gibi totemlerin var mı? Vallahi hiç öyle totemlerim yok herhalde. Bakayım, düşünüyorum. Var mı, var mı, var mı? Yok. Hiç yok. Ya yani uğurlu sayım da yok. Uğurlu Aynen. günüm de Peki yok. şey var mı? Yok. Hani mesela çok iyi yerlerdesin. Hayal ettiğin veya hayal edemediğin. Onu bilemem. Hani hayal ediyor muydun bu zamanlar ama. Şimdi Bilal Son Ses, hiçbir zaman hayallerimiz bitmez. Bilal Son Ses'in şu andaki hayallerine, plan demiyorum. Hani ileriye dönük hayallerim var. Şöyle şöyle hayallerim var, neler? Bu arada bu soru işaretindeki sorulara da bakayım bir yandan ben. Şöyle,
Yani çok uzun vadeli planlar ve hayaller kurmamaya gayret gösteriyorum. Ya maksimum 1 yıl sonrasını böyle düşünerek plan yapıyorum, hayal kuruyorum diyebilirim. Yani 1 yıl sonraki hayalim herhalde yani daha çok ünlü ismi şarkılarımı seslendirmesi, daha çok konser yapmak, daha çok şarkı yayınlamak. Hayallerim bu. Onun dışında Süper. çok şükür yani öyle çok çok uçuk hayallerim yok zaten. Yani şuna Aynen. sahip olayım, buna sahip olayım, burada oturayım, şöyle yapayım. Çok şükür her şeye, yani benim istediğim her şeye sahip olduğumu düşünüyorum. O yüzden mutluyum da. Aynen, bunları koruyabilmek diyorsun, değil mi? Bunları Kesinlikle üretmeye bunları, devam et. evet, bunları korumak benim için yeterli olacaktır. Peki, bunu da sormuşlar fanların özellikle. Aşk var mı? Aşk. Pat diye Şey geldi, diyorum. Evet, biraz hazırlıksız yakalandım. değil mi? Valla Aşk olmazsa olmaz da olabilir. Yani geçiştirebilirsin. Sana bağlı yani, sana yok bırakıyorum. şey yani şöyle aşk her şeyde var. Biz müzikte var, şarkılarda var. Böyle şey bir cevap Güzel vereyim. cevap. Politik bir cevap vereyim. Aşk her zaman var yani. Öyle. Evet. Ama Peki bir o de anla şimdi yanlış bir yanlış anlasın. O anlamda yok. Hayatımda herhangi biri yok. onu Anlıyorum. da merak ederler, evet. Bak Seda da ona yazmış. Aşk her zaman yani. Yeniyor Yenilen bir şey mi? mu? Aynen. Bu arada mesela sevdiğin insana nasıl hitap edersin? Bunu da soranlar var. Mesela Sevdiğim insan derken kız arkadaşıma. kız arkadaşına mesela kimisi biliyorsun balım der, canım der, tatlım der. Şey Hani falan. o tarz şeylerin var mıdır senin? Aşkiton falan diyormuşum. Aşk ile tam. Valla. Normalde ismiyle mi hitap edersin yani, ne bileyim. Olur Yok, olur. ismiyle de hitap etmem de yani bebeğim derim herhalde. Neleri merak ediyorlar değil mi? Yani ne Valla evet. yapacağız? Sevilmek böyle bir şey yani. Yapabilecek bir şey yok. Evet. Ben de bu soruları hani hazırladım. Yine bunların biraz daha düzeltilmişini sana şey yapıyorum. Fobilerin yoktu. Hobilerim Peki yükseklik var bir tek. ha? Yükseklik var bir tek. Ha, Yükseklik. yükseklik kok. Ha. Yani bir bungee jumping zaten yapamazsın da hani Yok yok. Kapadokya'ya Öyle. gitsen uçan volana binme. Hani Bilmem böyle bir şartlar. balkondan falan bakabiliyor musun peki? Yani dördüncü, beşinci, Çok altıncı. yüksek yok bakamıyorum. Ve birinin de bakmasına müsaade etmiyorum. Çünkü biri baktığında böyle o düşecekmiş gibi hissediyorum. Hemen böyle Evet. kolumdan tutup kendime doğru çekiyorum. O Değişik. şey, ben de mesela bungee jumping yapmaya bayılırım bu arada. Yani hiç yaptım mı de yapmadım. Keşke olsa yapsam. Öyle bir fırsatım olmadı. Peki özellikle benim şarkımı okusun. Çok isterim, çok mutlu olurum. Hayalimdir dediğin sanatçı. Ebru Ebru Gündeş. Gündeş. Süper. Vallahi çok da senin bestelerinin içeriği mi tarzı mı desem çok da yakışır biliyor musun? Uygun Düet değil mi? bile olsa süper olur. Düet bile olsa. Ben de uygun olduğunu düşünüyorum. Yani yazmış olduğum şarkı tarzlarını uygun buluyorum. İleride olur belki, belli olmaz. Olur Hayat. olur neden olmasın? Peki bize şarkı söyleyecek misin? Şarkı böyle İstersen sonunda küçük bir nakarat yapabilirim. Çünkü şarkı isteyenler var. Onları da kırmamış oldum. İstersen şimdi küçük bir tane yap nakarat. Ondan sonra bir de sonunda yap. Bari iki tane alalım. Tamam. Ne söyleyelim? İstediğin hangisi olursa, hangisini hazırlıklıysan. Kalmamı söyleyeyim o zaman. Ebru Yaşar'a vermiş olduğum. Süper. Sana yok bir diyeceğim, bir daha nasıl seveceğim, bir kadeh içip gideceğim, kalmam bu saatten sonra. Sanma adını anacağım, bir yol kalmadı varacağım, belki seversin sanacağım, sanmam bu saatten sonra diye gidiyor. Süper. Sesine sağlık, Teşekkür yüreğine ederim. sağlık. Ailen bu yolculukta nasıl destek verdiler mi? Oğlum yok bırak bu müzik işini dediler mi? Doğruya doğru. Çok Ve dediler. olduktan sonra şaşırdılar mı? Şu anda destekliyorlar mı diye böyle bir soru sorayım. Tamam. Şöyle ilk başta çok dediler. Yani oğlum bırak bu işleri. Şarkıcı mı olacaksın başımıza diye çok
söylendi ilk başlarda. Ya, o da şundan kaynaklıydı. Bunu hep söylüyorum. Ya, onların hayattaki endişeleri daha farklı olduğu için yani büyüklerin, ailemizin. Yani işte okulunu oku, mesleğini yap. Turizm otelcilik mezunuyum ben. Ondan sonra tabii şarkını da söyle. Bir yandan hobi olarak yap diyorlardı ama ben o yetmiyordu bana yani hobi olarak yapmak. Daha önce sanırım şey Süper FM'de Duygu ablaya söylemiştim. Zaten ilk başlarda ailemden habersiz sahne alıyordum. Onlara söylememiştim yani. Ondan sonra ama tanındıkça ve işte başarılı oldukça kabullendiler artık. Baktılar da bende bir değişiklik yok. Yani yine aynı bilelim. Ondan sonra desteklemeye başladılar. Şu anda çok mutlular. Destekliyorlar da yani sonuna kadar. Ben bilmediğim için soruyorum. Son Ses orijinal soy ismin mi? Son ses şöyle. Rahmetli babam 2002 yılında vefat etti. 2001 Başı yılında sağ o da olsun. türkücü olduğu için teşekkür ederim. Soyadını sondan son ses olarak değiştiriyor. Mahkeme kararıyla. Sonra benim de otomatikmen son ses oluyor. Orijinal sayılır. Yani hani Ya sonradan sen de... kimlikte öyle yazıyor. Orijinal. Aynen öyle. Aynen öyle, süper. Peki kaç kardeşsin? Ablam var. Ablam var, süper. Ve konserlerine gelelim. Konserlerinde unutamadığın anların oldu mu? Yani mesela şu konserim gerçekten, hepsi çok güzel ama şu konserimde şunu yaşamıştım, şunu da şaşırmıştım, şöyle bir şey yaşamıştım. Bakayım düşüneyim. Veya Bir komik kere ben anların da olabilir. ha, komik anlarım da olabilir. Komik an şimdi bakayım düşüneyim. Mesela. Etkilendiğim bir anı hatırlıyorum mesela. Kastamonu Taşköprü konserimiz vardı. Çok yağmur yağıyordu konserden önce. Neredeyse bir 7-8 bin kişi var yani konser alanında. Hatta Tuğçe Kandemir'le beraber gitmiştik. Yani dedik ki herhalde insanlar giderler yani ama nasıl yağmur yağıyor? Dedik konser iptal. Büyük ihtimalle ilerleyen zamanlarda biz tekrar geleceğiz. Bir baktık hiç kimse gitmedi. Hepsi orada kaldı işte. Kimisi böyle muşamba sermiş üstüne. İşte kimisi ıslanıyor. Biz o şekilde insanlar gitmedi. Yağmurun altında şarkımızı söyledik. Çok da güzel oldu. O unutamadığım anlardan biridir herhalde konserde. Komik an da bakayım. Komik an şu anda bakayım aklıma gelmiyor. Şey Belki mesela, şarkı sözü unutanlar çok oluyor mesela. Kimdi, bir sanatçı vardı. Şarkı sözü unuttuğu zaman ben çok seyirciler unutuyorum. uzatıyor. Evet ben çok unutuyorum. Hiç bozuntuya vermeden böyle evet sizde diyorum şimdi. Onlar hatırlatıyor. Çünkü insan kendi bestesini bile unutabiliyor, değil mi o sırada? Evet, ben unutuyorum yani. Çok unuttuğum oluyor. O an ne bir konsantrasyon dikkatin dağılıyor. Unutabiliyorsun. Peki sen kimleri dinliyorsun? Bu arada yabancı şarkılar da dinler misin? Veya her tarz dinliyor musun? Yani yabancı şarkılarla hiç aram yok. Hiç bilmiyorum. Böyle Deep House falan ara sıra dinleyebiliyorum. Onun dışında kimleri dinliyorum? Yani genelde hep duygusal arabesk şarkılar dinliyorum. Küçüklüğümden beri bu böyle yani. Rap müziği seviyorum. Çok başarılı bulduğum birçok isim de var. Bizim jenerasyonumuzdan da çok başarılı bulduğum birçok isim var. Arkadaşlarımı da söylemiş olayım buradan. Dinliyorum. Yani hiç öyle bir tarz takıntım yok ama geneli duygusal şarkılar ve eski şarkılar. Anladım. Peki şey, hani senin bazen, nasıl diyeyim sana, şarkıyı, besteyi yaparken şundan şundan etkileniyorum veya o anda aşıktım ondan etkileniyorum dediğin anlar oluyor mu? Yoksa hayır, ben beste yapacağım zaman, şarkı yapacağım zaman oturuyorum, hissediyorum mu diyorsun? Yani bir hissiyat geliyor aslında böyle yazmak istediğimde. O şekilde yazıyorum yani insanlar şeyi çok sanıyor işte bir böyle duygusal bir şarkı yazdığımda böyle 24 saat ağlıyorum. Evden çıkmıyorum, depresyondayım gibi. Öyle bir şey yok tabii ki. Sadece işte yıllar önce bir takım yaşadığın şeylerin, birikmişliklerin ya da bugüne kadar yaşadığın şeylerin birikmişlerin toplamı olarak ben nitelendiriyorum. Anladım. Peki biliyorsun karantinadayız. Koronavirüsle uğraşıyoruz aylardır. Dünya uğraşıyor. Biz de birkaç aydır uğraşıyoruz. Evet. Peki bundan sonra müzik sektörü sence nereye kayacak? Birçok sektör artık eskisi gibi olmayacak derken, müzik sektörü de öyle mi sence? Sosyal medyada konserler veriliyor. Ondan sonra albümler ne olacak? Nasıl olacak? Ne düşünüyorsun bu konuda? Valla
Tabii bu biraz can sıkıcı bir durum çünkü birçok insanın, yani herkesin konseri iptal oldu. Şimdi o konserden bir sürü ekmek yiyen insan var. Yani ulaştıran havayolu şirketi var. Kaldığınız otel ekmek yiyor. İşte orada çalışan emekçi arkadaşlarımız ekmek yiyor. Organizatör ekmek yiyor. Orkestra ekmek yiyor. Birçok insan bir anda kilitlendi. Bu tabii çok üzücü bir şey. İnşallah bir an önce geçer gider. Daha uzun sürerse eskisi gibi olmayabilir. Yani daha kötüye gidebilir. Şimdi bu dijital konserler vesaire bir yere kadar insanlar izleyecek diye düşünüyorum ben. Bir süre sonra yani hiçbir zaman o şeyin sahnenin yerini tutmaz ki. Burada istersen 20 kişilik orkestra kur. O heyecanı vermeyeceğini düşünüyorum ben. Ama şu anda tabii imkanlar bu şekilde. Ben de dahil olmak üzere birçok arkadaşım dijital konserler veriyor. Çok da güzel oluyor. Ama kesinlikle o yani gerçek konserin yerini tutmayacağını düşünüyorum. Biraz daha uzun sürerse biraz sıkıntı olabilir müzik sektörü için. Ama Ben biraz konserler açısından uzun süreceğini düşünüyorum. Yani çünkü niye diyeceksin? muhtemelen. İnsanların yan yana oturma olayı var. Hani kontrollü çıkma en azından Eylül-Ekim'e kadar diye tahmin ediyorum tabii ki de. Evet, Artık ben de aşağı yukarı yani öyle tahmin ediyorum. Çünkü bittikten sonra öyle bir psikoloji olacak ki bence eskisi gibi olmayacak yani bir süre. Yani psikolojik evet. anlamda da biraz zorlanacağız diye düşünüyorum ama üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey değil. Allah'ın Aynen. izniyle üstesinden geleceğiz. Peki mesela bir şarkıyı dinlerken kendi şarkın dışında yeni çıkan şarkılara baktığında şey diyor musun hani öngörülerin tutuyor mu? Ya bu şarkı tutar ya sevilir veya yok bu şarkı hiç böyle şaşırdığın oluyor mu veya tutmaz dediğin tutuyor mu? Yani %80'i tutuyor öngörülerimin. %20'si de böyle hiç ilk dinlediğinde beni almıyor. Ama bakıyorum milyonlarca izlenmiş. Öyle şeyler de oluyor. Ama yüksek olasılıkla öngörülerim tutuyor yani şarkı konusunda. Ama tabii ki de yanılma payım da oluyor yani. Anladım. Peki hani nasıl diyeyim sana gelip şarkı istiyorlar senden. Bunun için senin şartların nelerdir? Mesela birisi geliyor Bilal Sonses'ten şarkı istiyorum. Parası olan herkes senden şarkı alabilir mi? Yoksa müzikalite önemli mi? Bir şeyine bakıyor musun öncesine? Şöyle isteyen birçok insan oluyor. Böyle no name isimler de olabiliyor. Ama ben biraz daha şeye özen gösteriyorum. Yani birinci sesine gidip gitmemesine çok önem veriyorum. Yani işte para vereyim senden şarkı alayım gibi bir şey yok. Yani sesine gittikten sonra bu arada no name de olabilir. Hep isim sanatçılar değil tabii ki. Ya benim sesine yakıştırmam önemli. Onun dışında saygılı, gayet düzgün bir iletişim kurabilirsek neden olmasın yani? Herkese kapımız açık. Yani öyle bir ayrım yapılmıyor diyorsun, doğru olan. Ama şey de değil yani ben işte öyle hobi olarak şarkı söylüyorum. İşte parası şuysa vereyim, şarkı alayım gibi bir şey söz konusu değil. Yok Zaten değil yani yeni olasılıkla. sektöre yeni girmek istiyor mesela. Müzik adına bir şeyler yapmak istiyor. Kah böyle toplamış bir parası var yok veya bilemiyorum artık. Senle iletişime yani onlar mesela bakıyor musun hiç onlar gözden geçiriyor musun sana gelen Geçiyoruz işte teklifleri? ilk hatta şey Irmak Arıcı'nın Gece Bir Gönlün şarkısını ben yapmıştım düzenlemesini. Irmak'a ilk ben ulaşmıştım mesela. Galiba Yani demişti geçmiş. evet Irmak da konum olmuştu evet. Yani onda bir yetenek, bir ışık gördüğüm için elimden gelen desteği sağlamıştım. Bundan sonra da sağlarım yani yetenekli ve ışık gördüğüm herkese Böyle şey elimden YouTube'a geleni bakıyor yaparım. musun yani hani yeni isimlere, yeni seslere böyle baktığın oluyor mu? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Hepsini takip ediyorum. Çok başarılı arkadaşlar da var. Böyle çok gelecek vaziden arkadaşlar da var. Hepsini takip ediyorum, dinliyorum da yani. Peki kendine daha çok slow parçaları mı yakıştırıyorsun, hareketli parçaları mı? Slow parçaları daha çok yakıştırıyorum. Evet. Yani hareketli. Bir Evet. de İbrahim Erkal'ın parçası biliyorsun. Yani müthiş sevildi sende. Sevmeme çare gelmez mi? Sevme. Ben Evet. sevmeyi dikkat ettim. Ben açıkçası bayılıyorum zaten. Yani o şarkıya. Rahmetli İbrahim Erkal'ın zamanında da duymuştuk ama seninle ayrı bir nefes aldı o şarkı. Nasıl oldu yani? Nasıl bir anda bunu hani düşündün? Şöyle zaten ben
İbrahim Erkal sürekli benim, Allah rahmet eylesin, çok dinlediğim bir insandı. Hı Böyle hı. arabada giderken, uyurken, uyandığımda hep dinlediğim biriydi. Zaten sonrasında sevmeye ben bir ara sardım. Çok dinlemeye başladım. Zaten bu arada sevmenin kaydı, yani sizin dinlediğiniz kaydı pilot kayıt aslında. Yani öylesine böyle hani okuyayım bir dinleyeyim nasıl geliyor diye denediğim bir kayıttı. Bu arada elim yoruldu. Telefon şarj doldu. Şöyle koyayım. Tahmin ettim, yorulur. Şey, profesyonel kayıt gibi duruyor ama hiç öyle durmuyordu da. Evet. Şimdi izah edeceğim hemen. Zaten şeyde aldım yani. Kendi stüdyomda aldım. Ama pilot kayıttı. Yani çok özen göstererek söylemedim şarkıyı. Hı. Bir bak, yani güzel, duygulu geliyor. Sonrasında asıl kayda girdiğinde bir türlü öyle okuyamadım yani. O duyguyu veremedim. Ben dedim ki madem böyle kaydettik, zaten genelde pilot kayıtlar daha güzel oluyor. Böyle çünkü bir endişeniz yok. Zaten diyorsun ki bir daha sonra okuyacağım. Daha hissiyatlı okuyorsunuz bence. O da öyle oldu. Pilot haliyle yayınladık. Çok da sevildi. Ya benim de albümlerim vardır. Stüdyo çok geriliyor değil mi insan stüdyoda şarkı söylerken? Ben Kolay değil. aslında çok alışığım stüdyoya. Ama asıl kayıda girdiğinizde insan bir geriliyor. Ya pilotta Evet. mesela o kadar gerilmiyorum. Çok rahat okuyorum. Tek de okuyorum hatta. Aynen. Ama asıl kayıt olunca biraz zorlanıyorum ben de. Doğru. Bir de düşünsene, eskiden hani Unkapanı dönemlerinde kalabalık girerdi. Arkada orkestra ve yapımcı filan da böyle başında. Evet, sendeyiz. Hatta biraz önce Firuze filminden bir replik koymuş sevgili Ata Demirer. Hani C'den ben okuyorum diyor. C'den okuyor filan böyle Çok güzeldi. Çok sevdim. yırtılıp. He? Çok sevdim ya. Bir 10 defa izlemişsindir herhalde. Neredesin Firuze'yi? Aynen, aynen öyle. Şey, oradaki repliği daha şimdi hatta gördüm. Böyle stüdyoda komik anlar da oluyordur. Tabii çok giriyorsun. Yani sen, Çok oluyor. konuklar geliyor, onlarla düetler falan oluyor. Gerilmeler Evet. oluyordur. Evet. Ya her şey olabiliyor. O filmdeki gibi de mesela o an o tonu istiyorsun. Mesela işte daha ileri bir tondan istiyorsun. Diyorsun ki ben okurum. Stüdyoya bir giriyorsun, okuyamıyorsun. Evet. Geldi şimdi canlılar çalınmış, şey olmuş. Geldi şimdi bir daha çalınır ya da işte tonu geri çek, ses bozulacak mı vesaire. Bir ton sıkıntı oluyor. Bu tarz denemeler oluyor yani. Sonuçta o yüzden bir albüm Evet. bazen bir sene sürebiliyor. Evet, çok doğru. Albüm yapmak zor değil mi? Yani bir 10 tane şarkı en az. Eskiden hani yapılıyordu ya. Şimdi daha çok tekli tekli çıkartılıp sonra albüme dönüştürülüyor. Evet. Ya şu anda çok tercih edilmiyor. Tercih edilmemesinin sebebi de çok fazla alternatif var her tarzdan. Yani bugün işte slow şarkılarda da birçok isim var. Pop'ta da birçok isim var. Rap'te de bir sürü isim var. Alternatif çok olduğu için şimdi bütün şarkıları yazıp aynı anda vermek çok stratejik anlamda çok mantıklı gelmiyor sanatçılara. Hem de maliyetli de oluyor. O yüzden tek tek vermek, tek tek ve sık vermek insanların daha çok işine geliyor. Özellikle rap müzikle ilgilenen arkadaşlar bunu yapıyorlar. Yani tek tek veriyorlar ve daha sık yayınlıyorlar. Çünkü hızlı tüketiliyor. Eskisi gibi değil. Yani eskiden de o işte bir şarkı yapayım beni bir sene götürsün. Zaten bir Hı. sene Hı. konser yaparım vesaire gibi bir durum. Şu anda söz konusu değil. En fazla 2-3 ay sürüyor o rüzgar. Evet arkadaşlar, elektrik kesildi. Şimdi hemen sevgili Bilal son sesi tekrar alacağım. Evet, bu da ilk defa başımıza geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen alıyorum. Ortamım nasıl? Vallahi çok romantik. Şu anda internetim de telefondan, evin Ne interneti oldu? de gitti otomatikman. Elektrik Evet, mi ne gitti? kadar sağlıklı olur bilmiyorum ama böyle devam edebilirsek ederiz. Son zaten son dakikalar. Tamam. Dur bakayım, internet Vallahi ne ama durumda? helal olsun, pes etmeden devam ettiriyorsun yayını. Şu an biraz sıkıntı var sevgili Bilal. Senin kesik kesik geliyor ama dur bakayım. Şöyle yaparsam bir saniye. Şunu Tamam. yerine koyayım.
şunu yana koyayım. Ben öcü gibi çıkıyor olabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın artık. Evet. Son olarak bir şarkını alalım. Ondan sonra son bir soruyla da kapatayım. Çünkü internet her an gidebilir. Tamam. Neyi söyleyelim? Vallahi. Bedeli söyleyeyim. Olur. Yine yangınlar, yine ben. Yine kalsan bul bir neden. Yine sarsan kollarına, başkasını dilemem. Yine duysan söylemeden, bir düşün bir sen bir de ben. Yarına kalma, yanıma kal, ben öderim bir bedel. Teşekkür ederim. Süper. Sesine yüreğine sağlık. Çok sağ ol. Şu an çok enteresan. Evde, daha doğrusu herhalde Anadolu yakasında oturuyorum. Elektrikler kesilmiş durumda bir anda. Güzel bir atmosferden seninle Olsun. program yapmaya Sistemdir. çalışıyoruz. Gayet güzel. Son olarak evinde karantinada olanlara, sevenlerine neler söylemek istersin? Öncelikle evde kalmalarını temenni ediyorum her şeyden önce. Dinleyicilerime de ne söyleyeyim? Valla sağ olsunlar, iyi ki varlar. Hep yanımda oldular, hep destek oluyorlar bana. Desteğini eksik etmiyorlar. Çok güzel mesajlar alıyorum. İşte az önce bahsettiğim gibi konserlerde de çok güzel tepkiler alıyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim sizin vesilenizle. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Beni onlarla buluşturduğunuz için çok sağ olun. Çok keyifli bir yayındı. O kadar söyleyeceklerim. Biz teşekkür ederiz. Bizim yayınımıza konuk olduğun için, bu karantinalı günlerde bize moral verdiğin için çok teşekkürler. Her zaman şarkılarınla var ol. Sosyal medyadan da seni takip ediyoruz. İnşallah güzel projelerin olacaktır sosyal İnşallah. medyada da. İnşallah. Müzik Onir'den ben Cüneyt Diktaş. Bilal Son Ses'i aradık. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok Görüşürüz. teşekkür ederim. İyi geceler. Hoşça kalın. Sağ ol. İyi geceler. Kendine çok iyi bak. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şu anda çok değişik bir atmosferde yayın yapabildik. İnşallah yayın güzel gelmiştir. Cüneyt Diktaş'ı, yani beni ve Müzik Oneri'yi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Yeni yeni konuklarımız olacak ilerleyen günlerde de. İrem Derici, sevgili İrem Derici bizlerle birlikte olacak. Yarın galiba Melis Fis bizlerle birlikte olacak. Bize takipte kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.